Ya. İnşallah. Peygamber Efendimiz'in 18 bin aleme rahmet olarak gönderildiği belirtiliyor. 18 bin alemden birisi de şu anki yaşamış olduğumuz dünya. Peki, 18 bin alemin 17.999'u geçmişte kaldı mı? Yoksa ileriden de bunlar bu alemlerden henüz yaşanmayanları var mı? Yakışıklım, güzel yüzlüm, derin, güzel düşünüyorsun. Fakat biz şu an nerede olduğumuzu bile bilmiyoruz. Yani Allah bize onu bildirmiyor. Bir elips görüntü var. Yani alemlerin sayısını da yani diyor ama o hadiste alemlerin çapını da bilmiyoruz. Yani başka alemler olması zaten son derece makul. Ve çok fazla olması da çok makul. Hatta 18 milyar alem de olabilir. 18 trilyon alem de olabilir. Allah katında o hiç yani gayet kolay. Ve hepsine de peygamberimiz ideal peygamber olarak sunulmuş olabilir. Ama bize Kur'an'da bilgi verilmediği için hiçbir şey diyemeyiz. Ancak cennette bu konuda bilgi alabiliriz. Cennette de benim kanaatim biz kendi cennetimizi bileceğiz. Diğer alemler hakkında fazla bir bilgimiz olmaz. Çünkü o çok geniş bir şey. Çok geniş bir şey. Yani cennet bize yetecek gibi yaratılmış. Böyle tatlı, güzel bir yerdir. Derli toplu bir yer. Zevki de güzel, sohbeti de güzeldir. Yaşaması da güzeldir. Cennetteki zevkler de çok yüksektir. Yani sevgi zevki çok yüksektir. Tutku zevki çok yüksektir. Bizim ruhumuzu çok şiddetli doyuracak derecededir. Yani eğlencesi de her şey de güzeldir cennetin. Derli toplu güzel bir yer. Cenab-ı Allah ben sizi sonsuza kadar burada yaşatacağım diye zaten söz vermiş Allah. Bir tek Adem de var. Ona da zaten söz vermemiş Allah. Sonsuza kadar yaşatacağım demiyor. Sadece cennete getirmiş yani ben seni burada sonsuza kadar yaşatacağım demiyor. Sadece Allah'a güvenmesini istiyor. Yani güvense belki yaşatır Allah. Ama yani onun itirazını biliyor zaten. Ona göre yaratmış. Yani insanlar da itiraz etmesin diye onu örnek olarak yaratmış olayı. Çünkü imtihana ne gerek var falan diyorlar ya, direkt cennete giderim. İşte onu olmayacağını gösteriyor Allah. Yani somut delille onu gösteriyor. Dolayısıyla biz cennette fazlasıyla mutlu oluruz ve cennet bize fazlasıyla yeter. O alemlerle pek, ama şeyi göreceğiz, zer alemini göreceğiz. Bir renktir o. Mesela şehitler alemini de göreceğiz. Ama o kadar. Yani asıl cennetteki dostluklar, cennetteki sevgi çok doyurucudur. Allah'a olan sevgi çok doyurucudur. Allah'ın kullarına o tecelli olan sevgi çok doyurucudur. Dolayısıyla bu yeterli. Bunun dışında kafayı çok genişletmeye gerek yok. Zaten çıkamazsınız da. Allah'ın dediğinin dışında düşünemezsiniz. Cennetin zemini zaten şu an hazır yani yaşanıyor şu an cennette. Bir de kıyamete de çok yakınız zaten. Mehdi'yi görmek için 3-5-9 sene falan. 3-5-7-9. Kısadır. Ama büyük olaylar olacak. Ben açıkça söyleyeyim. Birçok kişinin ağzının tadı kaçabilir. Korkanlar olabilir. Ben söylüyorum önceden. Yani söylemedi de mesela. Bayağı korkabilirler. Ama çok büyük hata yaparlar korkarsalar. Sakın yılmasınlar. Münafıklar da daha azgınlaşabilirler. Küfür daha da azgınlaşabilir. Çok tahmin edilmedik olaylar olabilir. Sakince gözlerini kapayıp devam etsinler. Hiçbir şey olmaz. Zaten diyor Peygamberimiz, Deccal diyor müminleri cehennemin attığında diyor, müminler gözlerini kapatsınlar ve ilerlesinler diyor. Hiçbir şey olmaz diyor. Yani çünkü görüntüye aldanıyor ya, onu çok çok manidardır o ifade. Gözünü kapatsınlar diyor, ilerlesinler, hiçbir şey olmaz diyor. Orada diyor böyle kaynar su olarak göstertir diyor. O suyu gözünü kapatıp içsin, buz gibi sudur diyor. Yani İslamiyet'i kaynar su gibi göstertecekler diyor. Yani büyük bir fitne kaynağı gibi göstertecekler. Onu içsin, buz gibi sudur diyor.
Vay be, dur bakalım.